Merhaba arkadaşlar. Yedek Parça 101'in bu bölümünde rot başını inceleyeceğiz. Rot başı nedir? Arıza belirtileri nelerdir? Rot başı fiyatları ve değişim fiyatları hakkında size bilgi vereceğim. Rot başı nedir? Rot başı direksiyon mekanizmasının tekerleklere yön vermek için kullanmış olduğu sistemin aslında son parçasıdır. Son parçası derken burada anlatmak istediğim rot başının o sistemden tekere bağlanan aslında son parça olmasıdır. Burada gördüğünüz gibi kafasında bir mafsal, küresel mafsala sahip bir parçadır. Aslında rot başının en büyük özelliği bu küresel mafsal sayesinde tekerleğin yapmış olduğu açıyı absorbe ederek bu açıyı rot miline ve direksiyon kutusuna iletmemektir. Bunu daha basit bir şekilde açıklamak gerekirse rot başının ne işe yaradığını. Elimizde bir tane de rot mili var. Tam ne işe yaradığını net bir şekilde anlatacağım. Rot başları rot millerine bağlıdır. Bunların ikisi aynı araca ait rot başı ve rot mili değil. O yüzden size görsel olarak anlatacağım. Parça birbirine bu şekilde bağlanmakta ve rot başının bağlı olduğu baş tekerleğin taşıyıcısına, yani tekerlek mafsalına bağlanmaktadır. Bu parçanın olmadığını düşündüğümüz zaman, bu tekerleğe direkt bağlı olsa, yani oynar başlı bir mekanizma ile bağlı olmasa, teker döndüğü zaman ona bağlı rot mili de onunla birlikte dönecek ve bu yaşamış olduğu açı direksiyon miline kadar, yani direksiyon kutusuna kadar gidecek. Bu açının rot miline ve direksiyon kutusuna yansımaması için rot başı kullanılıyor. Rot başı buradaki bu dönüş açısını, gördüğünüz gibi sert şu an çünkü bu açıyla, buradaki açıyla gidermiş oluyor. Her yöne doğru yapabiliyor bu açıyı. O yüzden de tekerlekten gelmiş olan dönüş açısını aslında kendi üzerinde absorbe ederek yok ediyor. Ve direksiyon miline hiçbir şekilde, yani rot miline hiçbir şekilde bu açısal değişimi göndermemiş oluyor. Rot başı ne zaman değişir? Rot başının belirlenmiş bir değişim kilometresi yoktur. Bu tamamen kullanıma bağlı arıza yapan bir parçadır. Devamlı olarak yapılan periyodik bakımlarda kontrol edilmesi gerekiyor. Yapılan kontroller sonucunda üzerindeki plastik korumada yırtılma varsa veya yağ akıntısı varsa ve boşluk varsa bunun değişimi ancak yapılan kontroller sonucunda gerçekleşmektedir. Bunun dışında rot başının arıza belirtileri nelerdir? Rot başının bozulacak tek noktası küresel mafsalın bulunduğu bu bölgedir. Küresel mafsalın yapmış olduğu boşluk rot milinin arızalandığını gösterir. Bu arızaların belirtilerini biz nasıl anlayabiliriz? Direksiyonumuzu sağ sol yaptığımızda normal standart boşluktan fazla bir boşluk oluşmuşsa bu rot başından kaynaklı olabilir. Bunun dışında çukurlara girdiğinizde veya tümsekten geçtiğinizde bir lokurtu sesi geliyorsa bu da rot başından olabilir. Bunun dışında seyir halindeyken aracını sağa ve sola çekme yapıyorsa bu da rot başında oluşabilecek bir arızayı gösterebilir. Bunlar kısaca rot başının arıza belirtileridir. Rot başı fiyatları ne kadardır? Rot başı fiyatları ortalama 30 TL ile 600 TL arasında değişmektedir. Bu verdiğim fiyat aralığı piyasadaki tüm araçların rot başını hemen hemen karşılayacaktır. Vermiş olduğum fiyat aralığı sizlere yeterli gelmediyse otolyo.com'u ziyaret ederek araç bilgilerinizi girip aracınıza uygun rot başlarını görüntüleyebilirsiniz. Bütçenize uygun rot başını satın alabilir ve adresinize kargolatabilirsiniz. Bunun haricinde otolyo.com'da size en yakın servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Size en yakın servislerle canlı sohbetten aklınıza takılan soruları sorabilir ve değişim yapmak istediğiniz işlemle alakalı fiyat teklifi alabilirsiniz. Rot başlarıyla alakalı anlatacağımız şeyler bunlardı. Bunun dışında aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağıda yorum bölümünde sorabilirsiniz. Rot başıyla alakalı söylemek istediğim son bir şey daha var. Rot başı değişimi yaptıktan sonra rot ayarı yaptırmak zorundasınız. Çünkü bu değişim yapılırken rot ayarınız bozulacak ve seyahat halindeyken aracınızın sağa sola çekmesi artacaktır. O yüzden de rot başı değişiminden sonra kesinlikle rot ayarı yaptırın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.